Evet arkadaşlar, yeni bir videoda beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda başlıkta da gördüğünüz gibi hayallerim öldü. Helva yapacağız. Hadi bakalım un helvası yapalım. İlk önce ne yapıyoruz? Yağ. Tereyağı. Halis mulis tereyağı arkadaşlar. Şöyle tereyağımızı tenceremize gel bakalım. Tereyağımız biraz daha alalım. Yetmeyecek. Bunu da alalım. Yağımız tamam. Ve margarin. Yarım paket. Kestik mi? Kestik. Ve yarım paket de margarin. Margarinimizi de boşaltıyoruz. Margarin de tamam. Şimdilik altını açalım. Eriyorken bunları da dolaba atalım. Ve dolap. Tekrardan dönelim. Elimizdeki yağ kalıntılarını silelim. Yağlarımız eriyor. Erisin bakalım. Evet, yağımız eriyorken 3 su bardağı un. 1 2 ve 3 su bardağı un. Hadi bakalım karıştıralım. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Evet, karıştırmaya devam. Kavrulana kadar karıştırıyoruz. Yanmadan kısık ateşte. Evet, bir yandan helvamız kavrulurken şerbetini yapıyoruz. 1,5 bardak şeker, 2 bardak süt, 1 bardak da su. Soğuk. Hepsi soğuk olacak. Güzelce bunu karıştırıyoruz. Şerbetimiz karışıyor. Evet, şerbetimizi karıştırmaya devam ediyoruz. Hepsi çözülecek. Tabii sütümüz kaymaklı olacak. Gördüğünüz gibi üstüne kaymak çıkacak. Halis mühimiz köy kaymağı. Köy sütü. Evet, bir yandan helvamız kavruluyor arkadaşlar. Kavurmayı bırakmıyoruz. Rengi kahverengi olacak. Ateşimiz kısık. Evet. Yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Yumuşuyor. Öyle nasıl diyeyim? Oyun hamurları kıvamına gelecek. Tabi kavrulurken şerbetimiz de burada yavaş yavaş karıştırıyoruz.
Hayallerim öldü. Hayallerimin peşinden helva kavuruyorum. Konu komşuya dağıtacağım. Tabi kavururken halis zeytinyağınız varsa ondan da ilave edebilirsiniz. Şerbete devam. Karış karış karış. Helvamızı karıştırmaya devam ediyoruz. Rengi artık değişmeye başladı. Benden de var efendim, aşçı olurmuş yani. Tabii ki bu arada dışarıya da bakıyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Bafra'da 4 günden beri kar yağıyor. Evet, helvamızın rengi bu kıvama geldi. Kahverengi, artık mısır unu gibi bir rengi var. Evet arkadaşlar, şerbetimizi dökme kıvamına geldi. Yavaş yavaş şerbetimizi döküyoruz. Şerbeti döktüğü için anneme teşekkür ediyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve karışıma devam. Karıştır bakalım. Evet. Hemen bir 20-30 saniye içerisinde bu kıvama geliyor. Ve helvamız hazır. Ve arkadaşlar artık sıra anneme geçti. Şimdi annem değişik bir taktiğini kullanıyor. Yani işi bilene bırakmak lazım, öyle değil mi anne? Ben bunu valla 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ben avuçta yapıyorlar sanıyordum. Evet arkadaşlar, helvalarımız hazır. Helvalarımız bu şekilde. Renk olarak. Şimdi anneme de teşekkür ediyorum yani. Son noktayı annem koydu. Helvayı annem yapmış mı oldu? Sen nasıl yapacaktın bunu? Anne, alacaktım avucumun içerisine. Yuvarlayacaktım böyle. Sıcak. Yok canım, soğumasını bekleyecektim. Yiyemez. Yani yarına kadar beklerdim. Yarına kadar beklerdim vallahi. Ya senden gizli de bir şey yapılmıyor yani. Kokuyu aldın, hemen geldin yanıma. Evet arkadaşlar, helvalarımız tamam. Bu şekilde. Ve bu şekilde. Hadi bakalım yiyimi nasıl olacak. Evet arkadaşlar, helvamız hazır. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Tadına bakmadan olmaz yani. Yani annemin yaptığını tutmuyor ama güzel. Evet. Beğendiyseniz like atmayı. Beğenmediyseniz dislike atmayı. Ve hala da takipçim değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.